Efendim merhaba. Merhabalar. Çok şıksınız. Teşekkür Önce ederim. Bunu söyleyelim. Altın gibisiniz. Teşekkür ederim. Kıbrıs'ta her zaman çok özeniyoruz. Hem repertuarda hem görselde çok özeniyoruz. Yavru vatana gelirken koşa koşa geliyoruz. Bu akşam yine çok heyecanlıyız. Çok güzel bir gece olacak. Sizlerle de burada buluşmak çok güzel. Evet. Özel bir gece tabii, bir de aynı zamanda. Hı-hı. 19 Mayıs. Evet. Siz neler söyleyeceksiniz 19 Mayıs'la ilgili? Yani tabii ki Atatürk'ün evlatları olarak söyleyecek çok şey var. İki dakikaya sığdıramayız. Belki bir röportaja hiçbir şekilde sığdıramayız. Çocuklarımı büyütme hani hayalimde en büyük, hani nasıl olsun isterlerseniz derken, zaten Atatürk'ün evlatlarını büyütüyorum. Aynı felsefeyle, aynı yolda. Yarın da buradan sonra zaten 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı Bursa'da meydan konserimizle kutlayacağız. Burada dinlenip yarın hemen işte öğlen uçağıyla Bursa'ya devam edeceğiz. Gençlik Bayramı kutlu olsun. Atatürk'ün bize emanet ettiği birçok hediye var. Onlardan bir tanesini de yarın bütün milletçe Türkiye olarak kutlamış olacağız. Ben de gururla şarkılarımı, marşlarımızı sahnede söyleyeceğim. Ama önce bu gece var. Bu gece var. Bir de şöyle demin dediniz ya, Kıbrıs'ta olmak çok güzel bir şey. Evet, her zaman öyle bir biçim olmak. Şöyle bir durum var, sizi çok tercih ediyorlar. Sizin gibi sanatçı, sesi güzel, yorumu güzel, şarkıları güzel sanatçıları. Özellikle Kıbrıs'ta dinlemek isteyen bir kitle var değil mi? Valla yıllardır öyle, yani takip edildiği zaman aslında sırf Kıbrıs'ta değil ki, kim istemez ki evet. Sesi güzel sanatçı. Kıbrıs olmuş. Evet. Evet, ama Kıbrıs'ta gerçekten böyle bir belli bir hakikaten bir strateji var ve böyle bir disiplin var. O yüzden de yıllardır biz de buraya özel bir repertuar, buraya özel kıyafetler, buraya özel saç makyaj. Neden? Çünkü Kıbrıs'ta yavru vatan bizim için kıymetlidir her zaman. Hem onlar bizim ülkemize, bizim topraklarımıza geldiğinde, hem de biz buraya geldiğimizde en güzel şarkılarımızla keyifli akşamlar yaşatmaya devam ediyoruz. Çok da mutlu oluyoruz. Seyircimiz de burada çok güzel oluyor bu arada. Aslında dediğiniz sorunun cevabı şu olabilir. Buradaki seyirci de, dinleyici de çok kıymetli. Evet. Çünkü hakikaten verilen emeği, eğlenceyi çok güzel karşılayan ve alkışlarıyla eşlik eden çok keyifli, neşeli bir topluluk içeride bizi bekliyor zaten. Efendim, müzik dedik. Yeni bir single çalışması var bildiğim kadarıyla değil mi? Aslında birçok var. Artık albümler böyle bölündüğü için şarkılara doğru. Ben de çalışmayı çok seven bir kadın ve müzisyen olduğum için de hafta içi çoğu akşam stüdyoda geçiriyorum. Şu an aslında böyle bir kapanma dönemim benim, üretme dönemim. Dün de sevgili Zeki ile beraber, Zeki Güner'le beraber yıllar sonra tekrar güzel bir şarkıda buluşacağımızı hissettik ve onun böyle bir güzel bir demosunu yaptık. Bu yazla beraber işte önümüzdeki bir işte 2-3 senem belli. Yani hangi şarkıların çıkacağı. Aslında Zula'da çok şarkı var ama zamanlama çok önemlidir şarkılarda. Evet, şarkıların artık mevsimi yok bence. Çünkü Türkiye'deki şu an genç dinleyici, aynı zamanda eskinin kıymetini bilen, hani o jenerasyon da kaliteyi istediği için, onlara layık olmak için sürekli çalışmaya devam ediyorum. Çok şarkı biriktiriyorum. Bizim için en kıymetli şey, pırlantadan daha önemli şey, şarkı. Peki, şarkı varsa alkış var, şarkı varsa konser var. Seçmek de zor değil mi? Yani ona derler ya. Ben orada birazcık tabii ki şöyle bir avantaj yaşıyorum. Çok ufak yaşlardan beri aslında, böyle bir 15-20 yaşından beri vokalistlikle başlayan ve devamında gelen bir tecrübeyle mütevellit şeyi bilebiliyorum. Bana yakışacak hani kıyafeti bilebiliyorum. Bana yakışacak tonu bilebiliyorum. Sizden duyulması gereken şarkı. Çok büyük bir ekiple çalışıyorum ama. Yani şöyle söyleyeyim. 3 tane şarkı gidip söylesem 30 kişiye atıyorum o akşam. Yani dün akşam mesela buradaki herkes dinlemiştir. Şimdi mesela bu makyaj yapılırken sevgili Seda'ya da dinlettim. Ufak yeni şarkı. Yani. Ya tabii ki. Yani her zaman öyledir. İlk kim dinler durumu vardır ya, ben aynı anda eşime, işte çocuklarım hep birlikte böyle bir dinleriz yani. Ekibim zaten çok kıymetli ve çok büyük bir ekip. Hepsi de gözümüzün içine bakıyorlar şu anda. Benim için öyle. Yoldaşız. Aynı yolda devam ediyoruz. O yüzden de
Hadi sahneye gidelim o zaman. Son şunu sorayım. Tabii çocuklar dedik, nasıl, bir de şöyle bir durum var yani, bir annesiniz aynı zamanda, bu tempo ve çocuklar nasıl gidiyor, ikisi birden YouTube, çocuklar nasıllar? Ya hepsi çok iyiler. Aynen, şimdi inmeden de konuştum. Artık onu zaten yakaladım sevgili Engin, yani nasıl yakaladım? İlk zamanlar tabii ki zordu, arka arkaya peş peşe doğum yaptığım için. Aslında yani bir kız bir oğlan herkesin böyle hayal ettiği bir şey. Bizim için de öyle. Bütün ailemiz, eşim, ben, çocuklar, herkes mutlu. Herkes işinde. Çocuklarıma evet yetişmek zor mu? Zor ama yetişiyorum yani. Hani bunun için çok özel böyle bir şeyim yok yani. Hani bir formülüm yok. Bütün anneler zaten çocuğuna yetişir. Sevgi dolu olan herkes sevgisini koşa koşa vermeye çalışır. Ben de öyle yaşıyorum. Evde şarkılarınızı dinliyorlar. Sizi izliyorlar değil mi? Evet. Ya bir şimdi Zeynep zaten alıştı ama oğlan şimdi beni ekranda görüp böyle anne falan olmaya başladı. O da tabii çok çok tatlı. Hepsi çok şekerler. İyiyiz ya, iyiyiz yani. Peki mesela şunu da sorayım. Çocukların bir mesleki olarak sizin mesleği tercih etme dolayı var mı? Baba da, ben de. Sesleri nasıl? Zeynep daha çok böyle dans ve işte daha bale, jimnastik, o taraflara yatkın ama oğlum müziği çok seviyor. Yani çok oradan güzel bir şey çıkacak. Hani hobi bile olsa ben onun babasının mesleğini yapmasını çok istiyorum oğlumun. Çünkü ben de denizi çok seviyorum. Hani üretmeyi de çok seviyorum. Bakalım ne isterlerse o olsun daha yani. Ama siz varken galiba bir şeyler kayacak. Ben öyle bir şeyler olacak. Yani evde ne istersek hani onlar ister istemez böyle bir duyuyorlar onu zaten. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel sağ olun. Güzel bir sohbet oldu. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ufak bir hatıramı son çekilebilir tabii miyim? Tabii ki. Bu arada Concord ikinci, üçüncü defa geldiğimiz bir otel demeyeyim, hani artık böyle ev gibi oldu bizim için. Bazen konserlere gelip sadece burada bile kaldığımızda oluyor. Konaklamayı da çok seviyoruz. Bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Yani Concord ailesinin için. Evet, aynen öyle. Kıbrıs'ta olmak dediğim gibi çok güzel. Hepinize sevgiler. Yavru vatandan öpücükler. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Şunu koyayım. Ben az konuşacağım diye yine 45 dakika. Ben konuştururum ama. Bayağı bir ayaküstü şey gibi oldu. YouTube. Ama epeydir. Evet, uzun zaman oldu. Şöyle ben, kusura bakmayın.